Her ne kadar oyunun sonuna gelmiş olsak da öyle bazı kartlar geliyor, dikkatimizi çekiyor. Örneğin geçen sene ben oynamazken gelen Veratti kartı vardı. O da 5-5'ti ve 98 miydi neydi? Bugün de inceleyeceğimiz kart Barella'nın Footies kartı olacak. Barella'yı göstermeden önce kadrom bayağı bir değişti. Oyun sonu geldiği için paketlerden, garanti paketlerden Neymar, Marcelo. Bu ikisi bayağı absürt geldi. Pele geldi aynı şekilde Brezilya paketinden. Barella hakkında konuşacak olursak 5-5 çok ekstra, yüksek. Oyu çok kısa. Yani çok değişik bir kart var karşımızda. Dediğim gibi geçen seneki Verratti kartı gibi olacak. O da İtalyan'da, bu da İtalyan. Hızına geldiğim zaman 93-94. Ya CDM olarak düşündüğüm zaman çılgın zaten. Şutuna geldiğim zaman bence gayet başarılı. Atak pozisyonu 99 zaten. Pası 96. Ben pasının oyundaki en iyilerden biri olacağını düşünüyorum. Dribbling'in de oyundaki en iyilerden biri olacağını düşünüyorum. Çünkü boyu çok kısa olduğu zaman çok tehlikeli olabiliyor. O yüzden bu kategorilerde üst seviyede. Defans istatistiklerinde çok başarılı bence. Fizik istatistiklerine geldiğim zaman stamina zaten 99. Boyu kısa olmasına rağmen, hani şey bir oyuncu olmasına rağmen biz onun gücünü 90 yapıyoruz. Agresifliği 99 oluyor. Yani çok diyecek bir şey yok. Bu kart bayağı inanılmaz. Bir dakika ya, bu trade'ler ne? Ben bunları bilmiyorum. Solid player? Böyle şeyler, bir dakika böyle şeyler var mıydı? Bu yeni gelmiş herhalde, böyle bir şey yoktu. Flyer passes diye bir şey yoktu. Yemin ederim yoktu. Swerve pass herhalde, faul solu pas atıyor. Sağlam oyuncu ve flyer pası varmış. Bizim artistik pas atan. Bunlar yeni gelmiş olması lazım 5'ten sonra. Her neyse, kartı bugün 4-4-2'de forvetli deneyeceğim. Onun dışında forvet dışında kullanmak istersem de orta sahada 3-5-2'de orta sahada kullanacağım. Normalde bu kart en iyi yeri bence CM ya da Cam. Forvet'i bu video için koyuyorum. Ondan sonra 3-5-2'de orta sahada deneyeceğiz. VL elemesi var. Oraya geçelim ve bakalım kart gerçekten bu kadar iyi mi? Hep birlikte görelim. Bakalım Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı artık. Bizi nasıl bir kadro bekliyor? Ronaldo ekstra. Gerisi ekstra mı? Gerisi çok ekstra değil. Ronaldo bayağı ekstra. Barella'nın dribblingi abi so... Ooo okey. Atar mı ilkine? Aha bu nasıl bir, bu imkansız. Bu oyunda ben hiç kalecinin eliyle kaçırdığını görmedim. Boşluğuma geldi, X'e bastım. Güzel. Bir sol ayağı da var, bir dakika şimdi. Of çok. Bence atabilir. Vera iyisin. Barella'yı birazcık fazla kapatıyor ama bir yolunu bulacağız ona. Aldım penaltıyı aldım. Ya Barella'yı çok zorluyorum ama rakip de biraz... Ya rakip kötü oyuncu ama işte çok fazla zorladığım için Barella'yı atak bulamadım. Güzel, aferin, iyi penaltı. Hadi. Aa bak, dribbling hissiyatı. Sol analoga dönüyorum bak. Sadece sol analoga. Hissi... Yani top ayağındayken hissedebiliyorsun ne kadar iyi dribbling yapmış. Şuna bakar mısın? Yalnız boyu... Sanki boyu daha uzun gibi 5-8. 5-8 kaç oluyor? Beyler, güzel bir dripping'i var. Sıçta, hadi. Kaçırma. Aferin, rakip. Ya, V'lerin ilk maçına gireyim dedim. Bu kadar da kendi sahanda pas yapılmaz ki be kardeşim ya. Orada alırsa, vurursa yakın direğe. Aferin lan. Forvet'te değil ya. Bak, normal dedim ki forvet onun en ideal yeri değil. Ya, oyunun şu aşamasında herkesin 99 şutu olduğunu varsayacak olursak... Çok ekstra bitirdi onları. Yani Teo var arkada. Ya ortanın kusursuzluğunu görüyor musun? Atamasın, boşver. Ortanın ne kadar kusursuz gittiğini fark ettin mi? İkinci maç tekrardan forvet deneyeceğim. Duruma göre ilerleyen maçlarda orta sahaya alacağım. Bu arada bu kadro bence daha iyi. Bu arada bende Dembele de var. Dembele de çıktı ama onu oynatmıyorum. Devam. Speed boost'u yer mi? Atamaz. Atamaz da diyecektim ama yeşilin ekstrası, bu hiç bunu beklemiyordum. Dribbling'i dar alanda o kadar güzel ki, bir de ball roll'larla kurtarabiliyorsun. O minik dribbling'lerin varlığını hissedebiliyorsun. Devam. Barella'nın koşusunu izleyeceğim. Hiçbir tuşa basmayacağım. Şimdi bastım re. Yanlış tuşlara bastık. Pardon. Bir tane daha yeşil. Yeşil vuramamama rağmen attık. Yeşil vuramamama rağmen attı. Şutları birazcık ekstra geldi bana. Ya bu şut, ya önceki girmesi tamam, o da biraz şeydi ama bu bence girmemeliydi. Tam Barella'yı arıyorum var ya. Yalnız rakibim çok kötü savunma yapıyor. Yani hakikaten bayağı boşlukları, Casper gibi adam Casper'ı takılıyor. Şuna bakar mısın? Alır mı? Oo. Yakışır bir şut vur.
Abi. Aşırtsa mıydım? Haşırt the blackboard. Bende. İyi savunma. İyi. Hızı iyiydi. Bunu atabilir. Bence bunu atması lazım. Aynen öyle. Bunu atması lazım. Orada ekstra açıyı yere attım. Dripping yaptım, attı. Beyler ben böyle dripping görmedim lan. Oğlum yön tuşuyla şeyle sol analogla sadece dönüyorum. Başka hiçbir tuşa basmıyorum. Tamam rakip kötü savunma yapıyor ama ben çok ekstra yani. Onda offside yoksa atak, bu atak pozisyonu çok iyi. İzledim sadece. 99 zaten. Çok iyi demek birazcık saygısızlık olur 99'a. Oğlum atak pozisyonu bayağı iyi ya. Oha o neydi öyle? Rakibimizin takımı Warriors. Yani meh. At pasını güzel. Çok net ya, pas attığı paslar çok net. Anlıyorsun ya adamın bu işi becerdiğini. Barella arıyorum seni. Merak etme, arıyorum seni. Beyler çok iyi. Dar alanda çok iyi oğlum. Ya ben beklemiyorum bunları geçmesini ya. Çok ekstraydı bence. Vurdum yine. Hop. Oo. Hadi be. Hop 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 hop. Barella'nın koşusunu görüyorum. Oğlum. Aa çok bastım galiba. Yoksa atabilirdi. Evet evet, aldım penaltıyı, aldım. İyi, orada soğukkanlıydım. Olabildiğince soğukkanlıydım. Penaltıyı tabii ki Barella kullanacak. Çok aptal penaltı kullanacağım ama. Evet, aptal olduğunu söylemiştim daha. O yüzden sıkıntı yok. Yalnız Barella hiçbir tuşa basmadım. At önüne bir tane daha. Oo, kaçırma onu sakın. Sakın onu kaçırma. Sakın onu kaçırma. Yani ben şutların bu kadar saçma iyi gideceğini beklemiyordum. İlk günüm bu ustumu. Neyin fark yani, biliyor musun? Fark çok değişik vuruyor. Bakalım bizi nasıl bir adam bekliyor. Abo, Moments Pele, Prime Hulit. Atma oğlum, atma artık, yeter lan. Çok alır bence. Süper pas. Efsane pas. Birazcık da yardıma gel Barella. Hadi. Güzel. Çok güzel. İyi oynadık. Ya Barella'nın o L1 üçgeni ters kanada oyunu değiştirdi. Barella'ya geri verdim topu ortada. Pozisyonu yarattık ve attık golü. Orada Barella'ya bir koşu verdim ama. Barella. Abi. Keşke kendim oynasaydım orayı. Oo, kendisi otomatik aldı. Kendisi otomatik kaydı tamamen. Bu arada dakika... Aa tam çok açtı. Barella ihtiyacımız var burada. Hızın... Oo, çok iyi savunma Barella. Çok iyi savunma. Topu taşı şuraya. Evet, Barella ile son maçımız City of Angels. SCM biraz geri kalmış. Oh oh oh, böyle bir dripping yok. Saçmalığa geldi ya. First time? Onu first time atan... Oğlum. Adam first time attı o pası Barella. Etkileyici. Bu paslar genelde bozuk oluyor biliyorsun. İlk atılan paslar dripping kontrolü yapmadan bozuk oluyor ama... Güzel abi, paslar çok iyi. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Dar alanda driplingi çok iyi. Tek bir sıkıntısı var. Bence boyundan ötürü bazı tackle'ları alamıyor o defans müdahalelerde. Gider. Vallahi gider. Pas atmama da gerek yok. Bence bu golü atarız. Aa bak çok iyi vuruyor ya. Yeşil vurdum tabii ama çok iyi vuruyor ya. Bayağı olmuştu plase vurmayalı. Bayağı olmuştu plase vurmayalı Barella'yla. Abi bu Barella'nın şutu gerçekten başka bir seviye. Maç kritikti. Zaten fark açtık ama yine de Barella... Arkadaşlar Barella ile 6 maç yaptım ve size şunu söyleyeyim. Önce istatistiklerine bakalım. 13 gol 4 asist. Ya 13 gol bayağı ekstra. Bir yerden sonra artık gol atmayayım diyorum ama adamla öylesine şut çekiyorum. O bile gol oluyor. O seviyedeydi yani. Şut konusunda beni bayağı etkiledi. Öncelikle dikkatimi çeken şey boyu 1.72 diyor. İşte 1.75, 1.72 falan oldu. İnternetten baktım.
Ya sağ içine daha uzun. Hazard'da da aynı sorun var. Ya bazı kartlarda bu sıkıntı var. Ya mesela bence Barella 1.72 sağın içinde. Benim kamera açımdan mı bilmiyorum. Ama yine de dribbling'e, ya boyu uzun gözükmesine rağmen dribbling'i çok iyiydi. Yüksek yüksek çalışma oranı. 5 skill, 5 weak foot. Çok iyi. Tamam, tam istediğin tarzda. Hızı gayet güzel, gayet başarılı. Çok diyecek bir şey yok yani. Hızlanması iyiydi, sprint speed'i. Yeter, orta saha oyuncusu olarak düşüneceksen yeter de artar bile. Şut istatistiğine geldiğim zaman ya 13 gol attım. Tabii ki bir iki maçtaki rakipler kötü olduğu için daha fazla, hani biraz daha fazla gol atmış oldum ama yine de bazı şutları çok ekstraydı. Atak pozisyonu kesinlikle 99, onu inanılmaz ya, hissediyorsun yani sahanın içinde ileri çıktığı zaman. Onun dışında plaseleri uzaktan güzeldi ama çok 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 inanılmaz mı? Ya daha iyi kartlarla plase çektiğim oldu ama bu da çok iyiler arasında. Güzeldi yani. Paslarına geldiğimiz zaman pas konusunda çok ekstra yani, harbi çok sağlam. Hani plaselerde çoğu, hani en iyi değil belki de ama paslarda belki en iyiler arasında olabilir. Tam istediğin yere pas atıyor. L1 üçgenleri, üçgenleri, sert pasları çok iyiydi. Dribbling kısmında abi, dribbling ceza sahası içinde ekstra dribblingler yapıyordu. Ben beklemediğim yerlerde tam dedim, tam topu kaybedeceğiz. Hop, bir anda ekstra dribblingle topu adamı geçmişiz ve gol atmışız. Zaten bu gollerin, hani ekstra gollerin sebebi bence bu ceza sahası içindeki dribblinglerdi. O yüzden beğendim. Defansif istatistikleri de çok iyiydi. Defansif ve fiziksel istatistikleri çok iyiydi. Bak bunlar çok iyiydi ama benim için bir sıkıntı vardı. Sanki boyu biraz kısa olduğu için, tam diyorum ya, sağ içi uzun belki ama yine de bazı durumlarda bacak boyu mu bir şey uzun kalmadığı için tackle'larda istediğim şeyi, alanı yaratamadım herhalde. Ya da ben şeyde paslanmış da olabilirim defans konusunda. O yüzden de olabilir ama yani topu çarptığı zaman tabii ki alıyor ama sanki ara şeylerde ben beceremedim herhalde, ama onun dışında çok iyiydi. Ben çok beğendim. Bu tarz güzel kartlar gelirse incelemeye çalışacağım tekrardan. Keyifliydi çünkü bence. Birazcık ama oyunun sonuna doğru geldiğimiz için bende de birazcık oynama isteği azaldı. O yüzden hani hiç olmasa da arada tek tük videolarla devam edeceğiz ki FIFA 23'e kadar devam edelim. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.